İstanbul'a çok güzel hizmetlerimiz var. Hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Zaten esas olan nedir biliyor musunuz? Esas olan sistem önemlidir. Kişilere bağlı değil, kurduğunuz sistem, kurduğunuz anlayış, ortaya koyduğunuz görüşle başarı elde edebilirsiniz. Bu da aslında şu an İstanbul'da yaptığımız ve kalıcı temellere oturmasını arzu ettiğimiz şey, halkı önceleyen, herkesin almak istediği hizmeti bulabildiği bir süreci, kendine ait bir kurum olduğunu kavrayabilen ve devlet yönetimi, kamu yönetimi, bir şehrin yönetimi noktasında bir süreç tarif ediyoruz, bir sistem tarifliyoruz. Ve bu sistem milletimizin zihnine nakşediyor. Yani bunun kendileri için en doğru yolculuk olduğunu görüyor ve hissediyor. Bizim İstanbul'da aldığımız destek tam da bu yönde bir destek. Yoksa kişilere bağlı ya da bir belediye başkanına ya da bir lidere bağlı süreçler onun ömrüyle ya da onun süresiyle kısıtlı kalır. Biz ülkemize bir sistem vaat ediyoruz. Bu bir değişimdir. Yani bu değişim kalıcı bir değişimdir. Bir İstanbul modeli, bir yerel yönetim modeli, bir 21. yüzyıl yerel yönetim anlayışı ya da yeni nesil belediyecilik anlayışı diye tariflediğimiz çok yönlü bir süreçten bahsediyoruz. Tam da İstanbul bunun merkezidir, odağıdır. Türkiye'de buna benzer örnekleri vardır. Ama burada gerçekten el vücut bulmuş hali ve insanlarını mutlu eden hali söz konusudur. Ben iddia ediyorum İstanbul halkı bu mutlulukla, bu özgür alanlarıyla beraber şu anda bizi çok %60'ların üzerinde destekliyor. Dediğim gibi kişiye bağlı değil. Siyasetin de bu anlamda bir modele, bir geleceğe ihtiyacı vardır. Bunun inşa edilmesi şarttır. Ben bu inşanın, bu demokrasi anlayışının ya da kapsayıcılığın Türkiye'de neleri eksik yaptık diye bakarak geleceğe daha umutla bakışın, muhalefetin mutlak irdelemesi ve öncelemesi gereken alan olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda ben bu değişimi var etmenin başta kendi partim olmak üzere bütün muhalefetin inşası yönünde elzem bir durum olduğunu ifade ettim ve etmeye devam ediyorum. Ben idealleriyle yaşayan bir insanım. İdeallerimin vücut bulduğu siyasi partimin de bu yönde adım atmasını ısrarla asla vazgeçmeden istemeye devam edeceğim. Değişim şarttır. Değişim usulleriyle, sisteme, toplumu katışıyla, bir takım hatalardan geri dönmekle mümkün olabilir. Onun yerine doğruları koyarak mümkün olabilir. Bunun parti içinde tabii ki tartışılması en doğrusu. Elbette çok geniş fikirlerim var. Gereken kısmını kamuoyuyla, gerekli olan kısmını partimin yöneticileriyle, kişileriyle paylaştım. Paylaşmaya da devam edeceğim. Bu değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım. Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzenin değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım. Yani İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum. Bu heyecanla, bu gururla, bu ideallerle yol yürümeye kararlı bir Ekrem İmamoğlu var. Eminim ki benim gibi düşünen, Ekrem İmamoğlu gibi düşünen milyonlarca insan İstanbul'da var. 10 milyonlarca insan Türkiye'mizde var. 100 binlerce insan, üye partimde var. Bunu kovalayacağız ve sonuçta değişim başarısını mutlaka elde edeceğiz. Bu başarı bize yerel seçimlerde de, ondan sonraki genel seçimlerde de tahminimizin çok üstünde, çok daha güzel, çok daha kararlı, çok daha tutarlı, çok daha kalıcı
başarıları getirecektir. Efendim, benim bu yöndeki cevabım tek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarından biri de şuydu. Belediyeler seçildikleri, belediye başkanları seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alalım, başka bir işe verelim, uğraşa verelim. Bu siyasetin temeline aykırıdır açıklamasında bulundu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz İBB Genel Başkanı olarak? Ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden az önce söylediğim tutarlı duruşumun yanı sıra bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden ya da televizyonlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşı karşıya konuşmanın daha doğru ve daha tutarlı olacağını düşünüyorum. Teşekkür efendim, ederim. Son olarak da siyaset daha fazla efor gerektiriyor artık Türkiye'de. Spordan daha fazla efor gerektiriyor siyaset. Son olarak da aday mısınız diye soralım o zaman. Çünkü herkes aday olabilir diye önünü açmıştı genel başkan. Yani şöyle, benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim. Teşekkür ederim.